Empati. 27. Bölüm. Lazlo parlak camlı ve yumuşak hatlı güzel bir modern yapı bekliyordu. Ama laboratuvar daha çok dünyanın en büyük beton kutusunu andırıyordu. 3 katlı binanın 4 yanındaki 2 dikey pencere bandı dışında kübün yüzeyi tümüyle duvarla kaplıydı. Ve sık ağaçların arasından geçerlerken binanın çevresinde konuşlanmış nöbetçiler olduğunu görmüştü. Darian minibüsü iki arazi aracının arasına park edip motoru kapattı. Garip şekilde mesafeli bir ses tonuyla ''Hazır mısın?'' diye sordu. Lazlo birden hata yapıp yapmadığını düşündü. Doğu sahilindeki laboratuvarlar bir yana, Oregon yerleşkesini bile görmeden Elijah ve Winter'ın ebeveynlerini çocukları Oppenheimer'a göndermeye nasıl ikna etmişti ki? ''Neden bu kadar çok nöbetçi var?'' diye sordu. ''Oppenheimer Enstitüsü gizliliği sever.'' diye yanıtladı Darian. Sanayi casuslarının araştırmalarını çalmasını istemiyorlar. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun neden sırları olsun ki? İstersen söyleyebilirim, dedi Darian. Ama o zaman seni öldürmek zorunda kalırım. Lazlo'nun burnuna ağdalı, çikolatayı andıran bir korku kokusu geldi. Kendi korkusunun kuşkusuydu bu. Hadi ama, dedi Darian, onun omzunu sıkarak. Şaka yapıyorum. Sonra bir saniyelik bir duraksamanın ardından ciddileşti. Samantha tüm sorularını yanıtlayacak. Söz veriyorum. Tamam mı? Elini tutup sıktı. Bu hareketteki sıcaklığa rağmen Lazlo onun gerginliğini sezebiliyordu. Darian, bana söylemediğin bir şey mi var? İstediğin takdirde öğrenemeyeceğim bir şey değil. Gel, Samantha bekletilmekten hoşlanmaz. Arabadan indiler. Beton kübün alt köşesindeki çelik kanatlı kapıdan içeriye girdiler. Binanın dışı Lazlo'nun beklediği kadar modern olmasa da içi farklıydı. Duvarlar açık maviye boyanmıştı ve koyu gri zemin o kadar parlaktı ki tavandaki spotları yansıtıyordu. Lobide herhangi bir mobilya ya da onları karşılayacak resepsiyon görevlisi yoktu. Sadece duvara gömülü bir çelik kapı daha vardı ve kulp yerine de kenarında nümerik bir klavye olduğu görülüyordu. Darian o tarafa yürüyüp 6 haneli bir şifre girdi. Kısa bir duraksamanın ardından metalik bir klik sesi geldi ve kapı içeriye doğru açıldı. Lazlo gerginliğini üzerinden atmaya çalışarak ''Çok sofistike'' dedi. ''Burasının CIA için bir paravan olmadığına emin misin?'' ''Emin sayılırım ama hiç belli olmaz değil mi?'' Darian onu koridorun sonundaki bir asansöre yöneltti. Bir düğmeye bastı ve gümüş renkli kapılar onları bekliyormuş gibi hemen açıldı. Çıktıkları kat bir şirket lobisinden çok apartman girişini andırıyordu. Zemin ayaklarının altında esneyen kalın ve yine gri bir halıyla kaplıydı. Duvarlarda da ucuz motellerde rastlanacak türden kişiliksiz manzara resimleri vardı. Lazlo daha bir şey söyleyemeden ''Garip olduğunu biliyorum'' dedi Darian. ''Samimi bir ev atmosferi yaratmaya çalışıyorlar ama ıskalamışlar.'' ''Eh oldukça farklı hem de...'' Kısa bir koridorun sonundaki gösterişsiz koyu renkli kapının önünde durdular. Darian yavaşça vurdu. ''Girin.'' İçerisi Lazlo'nun kaşlarının kalkmasına neden olacak bir dekorasyona sahipti. Zengin bir oturma odasıyla bir psikiyatrın ofisi arasında bir yerde girdikleri. Maun bir masa, kahverengi deri kaplı iki kanepe, lambrili duvarlar, zemini tamamen kaplayan şarap rengi kalın halı ve hafif beyaz ışıklar saçan bir çift pirinç ayaklıklı köşe lambası. Masanın arkasından kalkan ince yapılı kadın, ''Seni gördüğüme sevindim Darian.'' dedi. Okuma gözlüklerini çıkarıp onlara doğru iki adım attı. ''Ve siz de Lazlo Cool olmalısınız. Ben Samantha Zinsser. Tanıştığımıza memnun oldum.'' Lazlo uzatılan eli sıkarken ''O şeref bana ait.'' dedi. Elini bırakınca kadının kolunun garip bir şekilde düştüğünü gördü. Zinsser'da normal olmayan bir şey vardı. Bu şey... Hafif çiçeksi bir koku benliğini sararken başını yana eğdi. Daha önce kimse hakkında o kadar iyi duygular hissetmemişti. Neredeyse bir çocuğun zihnine dokunmak gibiydi. Aynı berraklık, aynı iştenlik. İlk anda duyduğu endişeden dolayı birden kendini bir aptal gibi hissederek gülümsedi. Benzer bir rahatlama hissini görmeyi bekleyerek Darian'a göz attı ama o bir duvar gibiydi. Kısa bir an için zihninden belli belirsiz geçen ekşi kaygı hissi de gevşek bir rahatlama duygusu tarafından çabucak kenara itiliverdi. Samantha Zinsser da kendisini, güvende olduğunu hissetmesini sağlayan bir şeyler vardı kadında.
Konuşma yani Zinsser'ın saçmalıkları, o yarım gerçekler ve gülücükler ve Lazlo'nun da hepsini yüzünde salak bir gülümsemeyle yutup hazmetmesi neredeyse sonsuzluk kadar uzun sürdü. Normalde asla her şeyi o kadar gönülden kabullenmezdi. Ama kontrol kendisinde değildi. Jill'in varlığı öylesine habis bir güçle bastırıyordu ki Darian kızın zihnini kontrol altında tutmak için tüm gücünü kullanmak zorunda kalıyordu. Jill laboratuvarı 2 ay önce son ziyaret ettiği zamana kıyasla çok daha güçlenmişti. Ne bekliyordun ki? Onu eğitiyorlar. Tıpkı seni eğittikleri gibi. Darian dilini ısırıp hissettiği keskin acıya odaklandı. Asit tadındaki kan ağzının içine yayıldı. Dikkatini dağıtan o oyalamadan memnun halde ağzındaki kanı yuttu. Ve Jill'in zihninin yavaş yavaş uzaklaştığını hissetti. Kızın Lazlo'yu öyle her söylenene yaltaklanan bir çocuğa dönüştürmek için konsantrasyonunun tamamına ihtiyacı vardı. Darian zihnini bu kez de Zinsser'a yöneltti. Kadında bir gariplik vardı. Sanki gerçekte orada değilmiş gibiydi. Lazlo ile el sıkıştıklarını görmüş olmasa kadının bir tür 3 boyutlu hologram olduğunu düşünebilirdi. Sürekli onun zihnine ulaşmaya çalışıyordu ama bu havadaki dumanı tutmaya çalışmaktan farksızdı. Neden dert ediyorsun ki? Paranı al ve çek git. Darian içgüdülerini dikkate alması gerektiğini biliyordu. Ama korkusu onu bırakmıyordu. Konumunun ne olduğunu anlamak zorundaydı. Zaten Zinsser'ı bükemezse belki de para falan da alamayacaktı. Ya da iş belli bir noktaya gelirse bırakıp gitmek de söz konusu değildi. Hayır onlar... Onlar ne? Söz mü vermişlerdi? Şimdi salakça davranan kim acaba? Siktir be. Darian keskin dilini dişinin üstünde dolaştırıp duyduğu acıyı arttırdı. Bunu yaparken Zinsser'a odaklanarak zonklayan acıyı keskin delici bir bıçak dalgası halinde yaydı. Gel bakalım sürtük, ne kadar dayanabileceğini görelim bakalım. Ama hiçbir şey olmadı. Zinsser'ın zihninin olmayan pürüzsüz yüzeyi durgun akıcı görünümünü korumaya devam etti. Tamam, artık oyun oynamak yok. Darian'ın solukları hızlandı. Beyninden bir dalga daha koptu. Yaydığı şiddet duygusu o kadar güçlüydü ki kendini Zinsser'ın ahşap sehpanın üzerinden atlamasını hazırladı. Ama yine hiçbir tepki gelmedi. Burada neler oluyor? Darian sakinleşmeye çalışarak kendini geriye çekti. Yeteneklerini mi kaybediyordu? Hayır, olası değildi bu. Lazlo'yu hala gün gibi aşikar hissedebiliyordu. Duvarın arkasındaki Jill'i de. Yetenekleri yerindeydi. Ki bu da Zinsser'la ilgili bir sorun olduğu anlamına geliyordu. Ya da belki sorun değil, sadece yeni bir. Darian son birkaç ayı düşündü. Laboratuvardan uzak durmasının kendi fikri olduğunu düşünmüştü. Ama şimdi bundan emin değildi. Zinsser'ın ondan geri dönmesini istemiş olmaması da garipti aslında. Her ne kadar Dietrich kendisini bilinen tüm testlerden geçirmiş olsa da sürekli yeni bir deney icat edip duruyordu. Yeni bir şey buldular. Kendilerini korumak için bir yol. Darian'ın midesi bir anda dehşetle vuruldu. Hep avantajlı olduğu konu ona hiçbir zaman yalan söyleyemeyecekleriydi. Evet, Zinsser genellikle yarı gerçeklerle konuşurdu. Ama Darian hiçbir zaman onda gerçek bir kötü niyet belirtisi algılamamıştı. Ama şimdi oyunda yeni kurallar vardı. Darian? Zinsser'la Lazlo beklentiyle bakıyordu ona. İkisi de ayaktaydı ve Lazlo mutluluktan uçmak üzereydi. Ben... Darian kekeledi. Zihninden son birkaç saniyelik işlenmemiş konuşmaları geçirdi. Lazlo'nun yeni empatlar bulması konusunda bir şeyler. Zinsser'ın bir yıl önce kendisi üzerinde kullandığı taktiğin aynısıydı bu. Elbette, evet harika. Darian kendini gülümsemeye zorladı. Mükemmel, dedi Zinsser. Sen Lazlo'yu test odasına götür. Ben daha sonra size katılacağım. Ne yapması gerektiği konusunda kararsız kalan Darian yerinden kımıldamadı. Zinsser'a o umursamaz tavrının sadece bir kandırmacı olduğunu bildiğini söylemek istiyordu. Ama bu hangi amaca hizmet edecekti ki? Kadının blöfünü görmek hazırlıklı olmadığı bir dizi olayı tetikleyebilirdi. Aklından geçen bir şeyler mi var? Diye sordu Zinsser anlamlı bir şekilde. Hayır Samantha. Tamam öyleyse. Yüzünde şimdi donuk ve riyakarca bir gülümseme vardı. Sonra görüşürüz. Darian ayağa kalktı. Bu taraftan Lazlo. Kapıya yönelirken onu o korkunç yere hiç getirmemiş olmayı diliyordu.